Muhammed Ali Paşa bir Priştine'ye gidip Eşraf Mehlebe ile görüştü. Berlin Muahedenamesinin ahkamını kendilerine izah ve tefhim etti. Bunun üzerine Eşraf Muahede-i Bezkure'nin Augustina ve Pilav ne ait olan muahedeyi olan mevadini belki de sureti ta zahirede kabul ettiler. Badehu Muhammed Ali Paşa muhalefetin aslı menbai olan ya bu veya azimet itti. Orada ihbasından fakat muhalefin kavmiyetesi mensubundan olan Ebda Paşa'nın kalesinin gitti. Mevasılatını metakap birkaç büyük Arnavut Arnavut Azati tarafından mezkür kale Basilup Paşa günlerce taht-ı mahzarede kaldı. Maiyetindeki asker kendisini pek şecaane medafia ettiler. Size de imdat için gönderilen iki tabur Arnavut askeri burada din yaşları olan Müslümanlar üzerine atış edeceklerini anlayınca daire-i etraiyata etten çekerek hatta hamil oldukları Martini tüfeklerini bile asate teslim ettiler. Muhasirin nihayet kaleyi hücum ile zapta muvaffak olup evvela İbada Paşa'yı öldürdüler. Bu esnada Mehmet Ali Paşa teslim olmak üzere dışarıya çıkmış idi. Onu da vurdular. Reis Maktuni bir dekine takıp talaştılar. Bunu müteakip Arnavut cemaati kesip kuvvet ederek bütün Arnavutluğa yayılan bu cemaatin eyleri de ayrıca bahis edeceğiz.
aynı sene zarfında 1695 sene-i Hicriye 1295 sene-i Hicriye sene-i itibarıyla Arnavutluk kıyamına meşabe olmak üzere bu sene de dahi bir kıyam zuhur etti. Bosna ve Hersek Müslümanları memleketlerinin Avusturya Macaristan hükümeti tarafından işgaline muhalefet ve memnuniyet ediyorlardı. Fakat bunlar da bu muhalefetlerini evvel emirde Memureyn Osmaniye aleyhine kıyam etmek suretiyle izahar ettiler. Bosna Müslümanları Ali-i Esvel öteden beri Hristiyanlardan ziyade imtiyazata mazhar ola geldikleri halde yine idare mahliye hakkında sert şikayetten hali kalmadıkları cihetle bu defa kendilerinin bir Hristiyan hükümeti idaresine terk edilmelerini bilati kabul edemezlerdi. Daha Ayastefanos muahedenamesinde Bosna Hersek'e muhtariyet idare verilmek makrur olduğunu haber aldıkları zaman Seray Bosna'daki Eşraf ve Mağteberan İslamiye Henkara adet kadimleri üzere Memureyn Osmaniye'den şikayeti havi bir arıza göndermişlerdi. Berlin Konferansı'nın mağruriyeti ise haricinde zuhur etti. Mağrarat mezkure malum olunca Saraybosna'da büyük bir heyecan husule geldi. Ki Nercibaşı Osman Bey. Bu heyecanın en ziyade meşuki Hacı Liva demekle Merfi Salih Efendi'ydi. Müslümanlar bu Bosna'nın Avusturya'ya terkinden dolayı hiddetlerini o evvela Memureyn Osmaniye'ye tevcihe ittiler. Bunlar İstanbul'dan kat'i talimat almamış oldukları cihetle ahali mahliyeye karşı nasıl bir lisan kullanacaklarını bilemeyip şaşırmış kalmış idiler.
Halk Bosna ve valisi Mazhar Paşa ile yeni tayin olunan gelmiş olan kumandan Hafız Paşa ve vali muavini Konstan Paşa aleyhine kıyam ederek cümlesini istifaya mecbur ettiler. Bu boşnaklardan mürekkep olan asker Osmaniye dahi terk ataat ile itaat ile erbab kıyama iltihak eylediler. Bunlar vali ile kumandanın istifasından sonra bir hükümeti muvakkete teşkil ederek kendi aralarında kumandanlar nasip ettiler. Hükümet muvakkate izası meyana birkaç Sırp Avrutu göz Hristiyan dahi aldılar. Hacı Livya Müslümanlarla Sırpların yekdiğeriyle akdahut giderek Osmanlılar memleketten terk eylemelerini tavsiye ediyordu. Tavsiye ediyordu. Mazul kumandan Ferik Hafız Paşa birkaç neferle birlikte firar etmek üzere iken bir erbab-ı kıyam kendisini dört derdest edip ve vali yaptılar. Vali Mazhar Paşa ile muavini Konstantin Paşa'yı vesair memuriyetin Osmaniye'yi Avusturya Macaristan konsolosu Vasiç'yi Bosna'dan ettiler. Memureyn Osmaniye'yi Bosna'dan tart edenler asıl Saraybosna ahalisi idi. Mostar'da ahali daha fena idi. Burada kan da döküldü. Kan da döküldü. Saraybosna'daki ve vakayı haber alarak duçar heyecan olan ahali asliha ve cephaneye almak ve Metserif Hulusi Paşa'yı kovup çıkarmak için hükümet konağına hücum ediyorlar. Buradaki askerler dahi o isyan ederek ahaliye iltihak eylediler. Bu hücumda mutasarrıf ileh ile gazi ve
iyi ve hükümet kavunağında bulunan sair memuriyetini katil ettiler. Bu vakıa 2 gün evvel 29 Temmuz 1878 Avusturya Macaristan işgal ordusu ahaliye muhafaza sükun ve asayiş emir beyannamesini vesait mümküne ile neşir ve tahmim eyledikten sonra Bosna hududunu dört noktadan tecavüz eylemiş idi. Fakat Müslümanların Hicaz heyecanı pek ziyade artmış ve tedarikatı harbiyeleri geri alınamayacak kadar ileri derlemiş olduğundan işgal kemali sükun ve asayişle icra edilememiştir. Bosna ve Hersek'te bulunan bir cümle asakir Osmaniye'nin de erbab kıyama eltihakı bulunanların kuvvetini hayli tezyit etmiştir. Hristiyanlar bu kıyama iştirak etmedikleri gibi her sekte Müslümanlar mukabele için bir küçük oğur tutukuş bir küçük avur tudurguş çetesi bile teşkil etmiş idi. Saraybosna müteşekkil meclisi milli tarafından makam-ı sadaret keşif olunan telgrafname cevabı ancak Eferenci Ağustos'un 3. günü ve rut itti. Bundan ahali Müslümanın Avusturya ve Macaristan işgal iradesine mukavemet ve muhalefet itmameleri tavsiye ediliyordu. Bu telgrafname hiddet ve heyecanı bir kat daha tezyit etti. Taşlıca müftehisi ve hay efendi baş kumandanlığı deruhte edip bütün ahali silah bidest olarak Avusturya Macaristan askerine karşı götürdüler. İşgal ordusuyla Bosna ahalisi arasında vuku bulan muharebatın tafsil sedemizden hariç olmakla yalnız şu kadar söyleyelim ki Avusturya'ya askeri Mostar 1800
78 seneyi miladiyesi Ağustos'un 5. vesair Vesaray Bosna'yı 19. günü zapt etti ve memleketin şimal ve garp tarafında muharebat-ı teşrin olarak ola kadar devam eyledi. Ne uzun geldi ya.